Fındığımız hazır ama bisküvimiz 4 tane. Fındığımızı ikinci kez kavuruyoruz. Birincisi Niyazi oldu. Ama İkincisinin içinden de bak para çıktı. Annem yol parasını koymuş bence fındığın annem içine. sağ olsun saklamış. Yani bugün konuştuk bu tür anılardan ama milletinkinde 1.000 eurolar, 1.000 dolarlar çıkıyormuş. Bana çıka çıka. 1 TL çıktı. Ay, o da sıcak. sıcak. Ya benim şansa bak ya. Çıka çıka çıktı. Milletin ne Bu çıkıyormuş hay Şevket Usta? 1.000 euro. uğurludur bu. Uğurlu, he, elimi Ben yaktı. alayım Al ya. sen onu. Al bakar Yok mısınız? Havanın, ay, kafamda da takılı. Havanın azizliğine. Enteresan. Kar yağıyor şimdi. Azıcık bilmiyor ne yapacağını. Çok güzel Hadi ama. ver. İçerisi sıcacık, mis gibi. Oh. İyi güzel de hanımefendi. Bunlar nasıl kırılacak bu? Şimdi bunları biz Bakın. çatır çatır düşün. Ha, Aletini getirdim tamam. Ben ne diyorum beyefendi. iki bacaklı ne Ben ediyorum ben de. hiçbir şeyi çözümsüz bırakmam ortada. Az da giyinsen ya. Pişmiyor musun? Bu ne kadar giyinmek ya Rabbim. Hala hala. Çaylar tamam mı? Hayır ben Çay zaten üveyim. Bana doğu koymayın çay. Bana çay koymamışlar. Bakar mısınız? Şevket sana hata sen. İkinize mi tamam dedi? Ya bu Şevket Usta. Her şeyin suçlusu bu. Soba yanıyor. Oh, mis gibi. Sefam olsun. Al, Ah, dur önce çıtır çıtır çıtır. Şevket Usta. İş olmazsa olmasın değil mi? Yok o da lazım. O da lazım. Yalnız niye az su konuluyor bu çaylar? Doldurayım mı? Tuzak payı bırakıyor. Maşallah Sezen Aksu gibi. Evet. Tamam da tamam Bizi doldurayım demi bastı bize. Deme sakın bir şey. Biliyorum. Sakın. Hadi. Bize afiyet olsun. Saat 4.30. 4.30. 5 değil. 4.30 ve şu andaki havamız. Bugün her türlü havayı gördük. Güneş de açtı. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Sobamız yanıyor. Şevket Usta, Recep Usta fındıkları götürüyor. Çayı. Şevket Usta yalnız teker teker çıkarıyor. Şu anda diyor ki paranın yerini mi söyleyeceğim? Montunu çıkarmış. Teker teker. Ay benim şansıma da bak ya. Recep Usta ile oynuyor. Anam bir yanıyor şu anda. Terlettim valla. He? Terlettim bizi. Var mı para? Söyleyeyim Yerini mi? söyle Çıkarınca söyle. bende var. Bankadaymış. Tamam ver şifreyi, mifreyi ver de gideyim ben ya. Kartı vereyim. Ver. Ya da benden hiç alma artık. Biz böyle ödeşelim yani. Seninkiler dursun sende ya. Ona da bir şey demiyorum. Ya zaten yakında şey yapacağım Şevket Usta'ya. Hesabımı vereceğim. Bana ara sıra bir ekmek getir Şevket Usta diyeceğim. Öyle diyorum ben bunu İyi, artık. ben Dubai'ye nasıl gideceğim o zaman? Ya onlar hurdalarla. Epey hurda verdim sana. Yani bayağı çıktı. Aslında antikalarım da yürütüyordu ha. Burada bu diyor. Ya dedim uzak dur antikalarımdan. Dubai uğruna antikalarım da gidiyordu ha. Senin paralar Dubai'ye gidecek. Benim yerime geçsinler. Evet. Biz çayımıza devam edelim. Şevket Usta'ya da ter döktürelim bakalım. Belki bir sonuç çıkar. Hepsini de bak. Ramazan'da hayırlı yerlere gidecek senin paralar. Tabii tabii sen gez. Mekke'ye, Medine'ye. Kendine seyahat yeri ayarlamışsın. Aynen. Git sen. Buldukça parayı git. 35 gün kurtuluyorum senden. Yok mu? Yoksun. Evet. Yazıklar olsun. Kucuğum. Aç kapıyı ya. Nasıl da kar yağıyor bakar İçeride zaten. mısınız? Tutmaya başladı. Saat 5 bu saate kadar çeşitli hava türlerini denedik. Yani dedi ki ben bir yağayım kar olarak. Dedi en sonunda karar kıldı. Çok güzel. Burası.
Şansıma bakar mısınız? Orada yeri yaptı kendine. Kuzu. Fırın, fırın. Nereye gidiyorsun? Bulaşık yıkayacağım. Hayret bir şeysin ya. Bu karda bulaşığı yıkanır mı? Nerede yıkayacağız? Salla gitsin aşağı. Sonra yarın? Yarın yenilerini alırız. Vay. Evet. Sen Şevket Usta ya. Çok güzel kar yağıyor ha. Alaçam kapandı şu anda. Karla kaplandı. Yükseklere daha çok yağıyor. Şu anda 5 santim oldu neredeyse. Ben nasıl gideceğim? Usta. Bizimiz kat çok uygun. Ferah ferah yatar. Kedilerle mi? Hayır. Soğuk havada. Kedileri salmam sana merak etme. Kedileri üşür orada salamam. Bunun makinesi nerede? Kaç oradan kaç. Ne var? Ne var? Dökecek mi? Recep abi ne yapıyorsun sen ya? Döktün gene ha? Hep su ziyanlı. Ha ben niye çekin sen ya? Yok. Ben elmayı çekiyordum orada karı falan. Aynen. İyi çekim yapıyorum herhalde. Ya ben niye uğraşıyorum ki sen bütün bunlar? Hadi hazırlan gidelim. Bu kadının ne parası biter ne işi biter kardeşim. Hadi ben yıkanmadım daha bulaşıklar hadi. Kapatabilirsin. Kapatıyorum. Tamam. Evet buranın son hali. Oradaki cam söküldü. Tuvaletimiz çok harika bir şekilde kaldı. Tabii o da sonra sökünecek işin. Komik ve en ciddi yanı bu. Olmak zorunda. Şu an bu şekilde mutfağımız. Şöyle uzaktan göstereyim size. Oldukça kullanışlı kocaman bir mutfak oldu. Burası. Sonra çok güzel olacak inşallah. Bakın. Bitti mi yukarıda iş? İş biter mi? İş bitmez de iş biter. Değişiklik var mı? Bir bakayım, çekeyim. Yok. Yok mu? Yok, aynı. He. Doğru söyledik sen. Tamam, teşekkürler. Çok güzel bir mutfak olacak burası ya. Kocaman ve çok güzel. Oradan burayı mı koyacaksın, nasıl koyacaksın? Burayı kapatacaksan buraya ne yapman lazım? Oraya koymak istiyorum da şimdi ya mümkün orası değil. Orası. Mümkün değilse şimdi tamam. Bak burasından mesafesinden burasının mesafesi aynı. Burası buradan uzun daha burası bence. Ya burası olsun istiyorum. Dışarısı seyredilerek. Kaç altın? Burada olursa gel. Duyuyor musun? Geliyorum. Aşağı in seninlerde. Hı hı. Yer kaplamayacak. Nerede olsa. Şurada olursa. Bir kere bir konsept vardır. Camın önünde bulaşığını yıkama şeyi. O bir hayaldir. Köy evlerinde. Tamam. Bu cam olacak. Zaten burada şey oluyor. Kapı oluyor zaten. O kapı olacak ama o olana kadar ve bu mutfak tamam, olana kadar çok yolumuz var. 60 santim, 90 santim var mı? Ben bu... Şurası biraz öyle. Yer mi yaptıracağım? Olur. L yapılır. Bu tarafta ya, şöyle gelir. Buraya kadar. Bir gelir. Sürü de burada dolap olabilir sonra. Şuraya da gelebilir bak onu. Şöyle. L yaparsın. Z yap. L yapabilir. Evet. Buralara da dolaplar olur. O zaman şu duvarda ilik. Bu yandan bu duvara kadar yapabilirsin. Şevket onu tamam da şey hani L bir dolap şey vardı ya. Onu sorsanız ya fiyatını. Hangini? Şuraya belki olur. 2.20 ya o. L'di ama. L. Ha onu bilmiyorum işte. Evet. Şey dedi ya Mehmet Usta mıydı? Ha. Tutabilir belki onu.
Onu getirmesi müşkül attı ya. Nasıl getirdin? L şeklinde diye değil mi? Arabayı sanal uzun olsa 2 elde kadar getirirler. Ama L şeklinde bir de yüksekse hemen ama azsa L bir 80-90 bin metrese L onu arabaya alır. Dikleme yapılırsa yukarı tavana kadar alır. Bir sorsun onu şey. Abi. Buyurun. Bu kadar nereden gelmiş lan? Allah Allah. Herkes bir yere gidiyor gidi. Sizden korkusun. Duruyor vallahi bizden. Abi. Mahmut Usta billahi uğradı bir yerde komşuda şey varmış tezgah. Nerede lan? Telefon nerede ya? Elimde de ya benim o. Yukarıda mı kaldı? Yukarıda kalır mı ya? Bir yerde gördüm onu ama içeride mi nerede bilmiyorum. Ben şimdi arayayım ben seni. Şansı hayatımın ilk karıyla karşılaştıracağım. Diğerleri çıkıyor ama bu çıkamıyor ya. Bakalım ne yapacak yavrum. Oğlum. Kar beyazıydı çocuğum karardı. Hiç tepkisi yok. Olumsuz bir şey yok. Deniyor. Canım ya. Hayır anne oraya gitme. Dur anneciğim oralar kirli. Gel karda dene. Bak bakayım annem dene dene. Kaçağa bakın ilk kez ona kara çıkıyor. Kurban olayım. Kara kız. Kara kız sen misin anneciğim orada? Zaten firari de. Şuna bakın. Altın düşünüyor. Ya sanki her zaman bildiği bir şeymiş gibi davranıyor. Annem sen bildiğin bir şey gibi davranıyorsun be. Hadi bakalım birazcık daha ondan sonra gidelim. Şans. Tatlım. Kuşum. Oğlum pamuk gibi ama maalesef burada kirlendi. Yeterli. Bu akşam böyle bir kapanış oldu. Şu anda dokunmadı usta. Sıvalar çok tutmadığı için biraz dinlenip öyle tutturacak. Pardon, sıvayacak, düzenleyecek. Velhasıl bu tarafa kapı amaçlı yer yapıldı. Orada taş vardı. Oranın olması idealdi. Orasının olan taş mesafeyi kısaltıyordu çünkü. Bu tarafta olmasını istemedim o yüzden. Mesafe odur yani. Velhasıl karımız Fulya Mat'ta. Odamız inşaat alanına esir. Gördüğünüz gibi burayı kapatıp soğumasını engelleyeceğim. Böyle devam edeceğiz.